Birisinin evine onu ziyarete gittiğinizde hoş olmayan enerjiler aldığınız, korku ya da iğrenme gibi duygular hissettiğiniz oldu mu? Aslında bunun o evle hiçbir ilgisi yok, her şey o evin enerjisi hakkındadır. Enerjinin zayıf olması kötü bir durumdur ama negatif olması çok daha kötüdür. Bu durum sadece yorgunluğa ve sinirliliğe değil, aynı zamanda kavgalara, parasızlığa, hastalığa, hatta ailenin çöküşüne bile yol açabilir. Enerji temizliği denildiğinde aklınızda karanlık ortamlarda yapılan ritüeller canlanıyor olabilir ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Size kendinizi iyi hissettirecek, evinizi misler gibi kokutacak, dağınıklıktan kurtulmanıza, evdeki düzen ortamını sağlamanıza ve 2024 yılına girmeden fazlalıklardan arınmanıza yardımcı olacak önerilerle evinizi temiz tutarken bir yandan da negatif enerjiden arınabilirsiniz. Peki evimizdeki kötü enerjinin bulunduğuna dair sinyaller nelerdir? Evinizde negatif enerji olduğunu anlayabilmenin en belirleyici sinyallerinden biri, çoğumuzun tahmin edebileceği üzere uzun süren huzursuzluk hissidir. Kendinizin veya evdeki diğer bireylerin sürekli mutsuz hissetmesi, evinizin enerjisinin temizlenmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Çünkü iyi ve temiz enerjiyle dolu bir ev, içinde yaşayan herkese kendini taze ve canlı hissettirir. Ev halkı mutlu ve hayat dolu olur. Öte yandan kötü enerji evde yaşayan herkesi etkisi altına alır ve olumsuz hislere yol açar. Ayrıca kendinizi devamlı yorgun, bitkin ya da tükenmiş hissetmenizin altında da evinizdeki kötü enerji yatıyor olabilir. Peki başka neler evdeki kötü enerjinin habercisi olabilir? Gelin hep birlikte bakalım. Birincisi dağınıklık. Bir evdeki negatif enerjinin en büyük belirtilerinden biri dağınıklıktır. Dağınıklık, enerjinin evin içinden akmasını engeller, kötü enerjiyi içine hapseder ve dağınıklık devam ettikçe kötü enerjinin etkisi de yayılarak artar. İkincisi yoğun şikayetler. Her şeyin iyi görünmesine, ters giden bir şeyin olmamasına rağmen evdeki bireyler devamlı bir şeylerden şikayet ediyor. Sürekli bardağın boş tarafına odaklanıyor ve pozitif kalmakta güçlük çekiyorsa sebebi evdeki negatif enerji olabilir. Sıradaki belirtiler eleştiri ve suçlama. Evdeki herkes birbirini devamlı eleştiri yağmuruna tutuyorsa ya da büyük küçük suçlamalarla karşısındaki kişinin duygularını incitiyorsa evinizin enerjisinin temizlenmeye ihtiyacı var demektir. Olumsuz ilişkiler, evde yaşayanların birbirleriyle ilişkisi günden güne kötüleşiyor, birbirleriyle geçinmekte zorlanıyorlarsa kötü enerji etkisini gösteriyor olabilir. Eğer tek başınıza yaşıyorsanız bu durum dışarıda görüştüğünüz insanlarla aranızdaki ilişkilerde de geçerli olabilir. Uzun zamandır çevrenizdekilerle iyi anlaşmakta, sağlıklı iletişim kurmakta zorluk yaşıyorsanız sebebi belki de evinizdeki kötü enerjidir. Bu bahsettiğimiz sinyallerden hiçbirini deneyimlemiyor olsanız da yine de evinizin enerjisini temiz tuttuğunuzdan emin olmak her zaman iyi bir fikirdir. Hastalandığınızda, tartıştığınızda, kendinizi iyi hissetmediğinizde, aşırı stresle boğuştuğunuzda ya da sadece canınız istediğinde evinizin enerjisini temizlemek için bir şeyler yapabilirsiniz. Evimizdeki kötü enerjinin belirtilerini anladık. Sırada ise evimizin enerjisini temizlemenin farklı yolları var. Kendimizi mutlu, huzurlu ve güvende hissetmek istediğimiz evlerimizin enerjisini temizlemenin farklı yolları vardır. Birincisi, niyetlerinizi belirtin. Evinizdeki kötü enerjiyi temizlemeye başlamadan önce ilk yapmanız gereken niyetinizi açık bir şekilde belli etmektir. Nasıl yani diye şaşırmadan hemen açıklayalım. Düşüncelerimizin, içimizden geçenlerin yaşamımızı şekillendirdiğinin çoğumuz farkındayız. Bu nedenle alanımızı temizlemek için nasıl hissetmek istediğimize karar vermemiz gerekir. Evimizde mutlu, huzurlu, konforlu, rahat, pozitif hissetmek istersiniz değil mi? Öyleyse bunu dile getirin. Daha iyi hissetmek için evimden negatif enerjiyi temizlemek istiyorum diyerek başlayabilirsiniz. İkincisi dağınıklıktan kurtulun. Fiziksel dağınıklık hem zihninizin odaklanmasını hem de evinizin enerjisini olumsuz etkiler. Bu nedenle evinizi dağınıklıktan kurtarmanız, gereksiz her şeyden arındırmanız gerekir. Bir gününüzü evinizi düzenlemeye ayırın ve ihtiyacınız olmayan şeyleri evinizden çıkararak işe başlayın. Bozuk, arızalı, çalışmayan, kırık ya da zarar görmüş eşyalarınızı ya tamir edin ya da elden çıkarın ya da geri dönüşüme yollayın. Tüm camlarınızı açın, evinize temiz, taze havanın girmesine ve tüm eşyalarınıza nüfuz etmesine izin verin. Evinizde sadece size, kendinizi iyi hissettiren eşyaları bırakın, doğru eşyaları doğru yerlere yerleştirin. Üçüncüsü sesler çıkarın.
Evet, biraz gürültü yapmanız gerekecek. Sesler negatif enerjinin parçalanmasına yardımcı olur. Davul, zil, gong ya da dilediğiniz bir enstrümanı kullanarak evinizi kapınızdan başlayıp tamamını doluşacak şekilde bir rota oluşturun ve sesle birlikte evinizin içinde saat yönünde ilerleyin. Eğer bir enstrüman ile ses çıkarmak istemiyorsanız ellerinizi kullanarak alkış sesi çıkarabilir ve alkışlayarak evinizin her yerini turlayabilirsiniz. Ses dalgaları kötü enerjinin dışarı atılmasını sağlar. Ne kadar basit bir yöntem. Hiç yorulmadan, aksine eğlenceli zaman geçirerek negatif enerjiyi evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Eğer bu eylemi inanıp inanmadığınıza karar veremediğiniz kötü enerjinin gitmesi için yapmak istemiyorsanız, evde eğlenmek için bir çeşit oyun olarak düşünüp uygulayabilirsiniz. Sonuç olarak bir şey kaybetmezsiniz. Aksine evinizde keyifli zaman geçirmiş olursunuz. Kristal taşlar kullanın. Hem bedeninizdeki hem de evinizdeki negatif enerjiyi çekip alacak kristal taşları yanınızda, üzerinizde taşıyabileceğiniz gibi ev dekorasyonunuzda da ekleyebilirsiniz. Negatif enerjiyi emen taşlar arasında en güçlü etkiye sahip olanlardan biri olarak bilinen siyah turmalinle evinizin enerjisini temizleyebilir. Dilerseniz selenit taşı ile birlikte de kullanabilirsiniz. Dumanlı kuvars, ametist veya şungit taşı ile de evinizdeki negatif enerjiden kurtulabilirsiniz. Sıradaki temizlik yöntemimiz adaçayı yakmaktır. Adaçayı yakmanın çok eski zamanlardan beri negatif enerjiyi temizlediğine inanılır. Güçlü kokusu ile bir tütsüyü andıran adaçayını kasenin içine yerleştirerek yakın ve evinizde gezdirmeye başlayın. Her odanın içine girerek her yere yayılmasını sağlayın. Köşelere özellikle dikkat edin. Çünkü köşeler negatif enerjinin saklandığı en iyi yerlerdir. Yanmış adaçayının dumanının evinizin her yerine ulaşmasını sağlarken içinizden olumlamalar yapmayı unutmayın. Enerjiye inanmıyorsanız da sadece evinizi hoş bir kokunun sarması için de adaçayı yakabilirsiniz. Bir sonraki yöntemimiz kapı ve pencereleri temizlemektir. Kapılar ve pencereler evimizdeki enerji için giriş görevi görür. Bu nedenle bu bölgelerin arındırılması, temiz tutulması çok önemlidir. Birçok enerji uzmanı tuz, su, limon ve özellikle sirke ile kapı kollarını, pervazları, pencere kenarlarının temizlemenin negatif enerjiden arınmak için etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeker. Ayrıca negatif enerjinin evinize girmesini önlemek için bu bölgeleri temizledikten sonra deniz tuzu da dökebilirsiniz. Eğer negatif enerjinin varlığı aklınıza yatmıyorsa bu yöntemi sıklıkla tozların biriktiği kapı ve pencereleri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Sıradaki temizliğimizde tütsü ve mumlardan faydalanacağız. Kokusunu sevdiğiniz, size huzur ve mutluluk veren tütsüleri edinin ve yakarak evinizde dolaştırın. Eğer yanan tütsüyü tutmaktan çekiniyorsanız bir tütsülüğün içine yakın ve orada bırakın, dumanı odanın içine dağılsın. Evin farklı odalarına da yakmayı unutmayın. Işıkları kapatın ya da biraz kısın. En sevdiğiniz mumları yakın. Işığın evinize yayılmasına ve huzur getirmesine izin verin. Kötü enerjinin varlığına ya da yokluğuna inanıp inanmamakta kararsızsanız, hoş bir ortam, huzurlu bir ev atmosferi için yakacağınız birkaç mumdan zarar gelmeyeceğini düşünebilirsiniz. Sıradaki maddemiz aynaları çoğaltmak. Pozitif enerjiyi artırmak için ev dekorasyonunuzda aynalara daha fazla yer verin. Feng Shui'de önemli bir yer tutan aynalar enerjinin yayılarak çoğalmasını sağlar. Bu nedenle evinizdeki pozitif enerjinin etki alanını çoğaltmak için aynalardan destek alabilirsiniz. Fakat aynaları kullanırken keskin kenarlı olanları tercih etmemeye, yuvarlak, yumuşak geçişli tasarımdakileri yönelmeyi unutmamanız gerekecek. Sırada son enerji temizliği yöntemimiz olan köşeleri tuzlamak var. Tuzun temizlikte ve sterilize etmekte kullanıldığını hemen hemen hepimiz biliriz. Yüzey temizliğinden enerji temizliğine. Evinizi negatif enerjiden, tuzdan farklı şekillerde faydalanarak arındırabilirsiniz. Negatif enerjinin yoğunlukla biriktiği köşelere bir tutam tuz koyabilir. Dilerseniz suda çözdüğünüz tuzu sprey şişesi yardımıyla evinizin her odasına sıkabilirsiniz. Eğer tuzla uğraşmak istemiyorsanız ya da negatif enerjinin varlığından emin olamıyorsanız Himalaya kaya tuzu lambası satın alıp evinizin uygun bir köşesine yerleştirebilir, şık bir dekorasyon ürünü olduğunu düşünebilirsiniz. 2024 yılına derli toplu bir evde girmek kadar o evin pozitif enerjiyle dolu olması da çok önemlidir. Siz de yeni yıl öncesinde evinizdeki negatif enerjiyi arındırmak ve evinizin enerjisini her zaman yüksek tutmak istiyorsanız bu yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.